Arkadaşlar şimdi Enmax buluşmasına gidiyorum. Yaklaşık bir 11 Enmax'te buluşacak. Güzel bir buluşma olacağına eminim ben. Daha önce de arkadaşlar buluşuyordu. Her pazartesi bir Avrupa yakası, bir Anadolu yakasında buluşma düzenliyorlar. Bu da vuracak arkadan. Bu arada bütün herkese de teşekkür ederim. 328 kişi olduk kanalımda. Daha doğrusu kanalımızda. Siz olmasanız zaten kanalın bir anlamı olmaz. Takipçilerim olmasa. Bu video aracılığıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 11 aydır motor kullanıyorum. 10 aydır da video çekmeye çalışıyorum. Vlog'a başlamamın tek amacı aldığım Suzuki adresin hiçbir yerde dokümanı, videosu vesaire olmamasıydı. O yüzden başlamıştım. Onda bakımlar nasıl yapılır? Nasıl bir motordur? Kimler almalı? Gibi şeyleri işlemiştik. Geziler yapmıştım. Osman arkadaşıma sattım motoru. O da güle güle kullansın. Kazasız belasız inşallah. İşte ben de biraz daha büyüteyim istedim motorumu. 155'lik Enmax aldım. Bu motor da güzel. Bana yeter de artar bile şu an için. 500 kilometreye geldi. Mart'ın 27'sinde almıştım motoru. Bugün ayın 10'u. 500 kilometreyi devirdik. Kazasız belasız, hiçbir sıkıntı olmadan. Tur camı taktık, çanta demirini monte ettirdik. Ayrıyeten de çamurluk aldım ama takmaya fırsatım olmadı daha. Gerçi çanta demirini aldım, çantayı takamadım ama. Çünkü onu delmesi falan gerekiyor, delinmesi gerekiyor. Onu delip yapmaya vakit lazım. Hafta sonu yapacağım herhalde onu. Burak'la beraber yaparız büyük ihtimal. Burak da seviyor böyle işleri. Vallahi en az maliyetle güzel bir motor çıkartmaya çalışıyorum. Ya malum yurt dışında 3000'e 4000'e alınan motorlar bizde 12.000 13.000 TL ve aksesuarları da çok pahalı. Ön cam 800, arka çanta demiri o da 800 TL. Hani ben 550 TL'yi buldum bir yerde ama neon birde. O kadar para verilmez diye düşünüyorum, yazık günah. O yüzden camı Osman arkadaşından aldım Enmax grubunda. Demir'e de GP kompozitten aldım, GP kompozitten. Camda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten çanta demir'de bildiğiniz gibi olduğu yerde duran bir şey. Yani bozulacak bir şey de olmadığı için sıkıntı çıkacağını zannetmem. Ben vloglarda pek fazla konuşmayı sevmiyorum. Şöyle ki, hani gündem hakkında konuşan arkadaşlar var. Onların işi zaten. Ben yaptıklarımı genelde koyuyorum. Hani diğerleri görsün, bir şeyler öğrensin diye yaptığım videolar. Gezdiğim yerlere de koyuyorum ki hani gitmek isteyen arkadaşlar nasıl bir yere gideceğini önceden bilsin. Hani konuşma olmasını istiyorsanız illa ki konuşurum. Neden konuşmayayım? Adresin camı biraz daha uzundu. O yüzden bu kadar rüzgar almıyordu. Şu anda aldığım cam biraz kesti ama biraz daha uzun olması lazım. Bir de rüzgar detektörü alacağım. Onu da AliExpress'ten alacağım. Bakalım o iş görecek mi? Bir de dediğim gibi daha önceden bahsetmiştim bu tur camı videosunda. Bu camı biraz daha kaldıracağım. İleriye doğru bakacak ki şuralarda olan rüzgar şuralara çıksın. Bir de deflektörü de aldığımız zaman zaten rüzgarı kesecek diye umuyorum, bakalım. Çok da fazla para harcamak istemiyorum. Sonuçta aldığımız malzemeler motoru satarken 5 para etmiyor. Alan arkadaşa yarıyor. Ya onlara da helal hoş olsun da o kadar da para harcamama gerek yok yani. Ben yavaş yavaş buluşma noktasına gidiyorum. Diğer arkadaşlar da büyük ihtimal yavaş yavaş gelmiştir. Gerçi yeri de bilmiyorum ama. Dümdüz gidelim bakalım. Buralarda bir yerlerdeydi. Navigasyonda bakmıştım. Gruptan birilerini görsem de gitsem ona. Allah. Herhalde böyle gidiyorduk. Böyle mi gidiyorduk? Şöyle mi gidiyorduk? Buradan mı gidiyorduk? Ya nereden gidiyorduk? Buralarda bir yerlerde olması lazım. Şu
Şuradan ileri doğru gideyim bakayım. Şu sol tarafta bir yerdeydi buluşacağımız yer ama. Olmadı, buradan ileri doğru çıkayım. Oradan geriye döneyim. İlla ki bulacağız canım. Allah. Heh, buldum. Melon. Melon. Buradan dönüp o tarafa geçiyoruz. Şuradan hiç kasmayayım, buradan gireyim ben ya. Direkt zaten Melo'na geldik. Ama kimse gelmemiş. Gelen giden kimse yok. Nasıl park edeceğiz? Şöyle park etsek olur mu? Yan mı park etsek acaba? Bilemedim. Ya ben şöyle park edeyim. Gelen yanıma girsin artık, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet. 11 tane motor geliyor. 11 tane. 11 tane motor geliyor. 11 tane motoru nereye koydun? Buluşma var. Ya ben şöyle alayım, yan yana park edelim, daha az yer kaplasın. Araç diyorsun da 11 tane motor diyorum yani. 2 tane araç park edeceğin yerin 7-8 tane motor park ediyor. Tamam. Ya bir tane bundan gelecek. Şöyle mi alayım? Abi o aracı alalım oradan. Hepsini öyle alabiliriz. Ya böyle yan yan koyarsak daha iyi olur. Daha çok motor alır. Şuradan döneyim ben de. İşte motora. Motora saygı bu kadar. Arabalar gelecek diyor. 11 tane motoru yan yana koysan zaten 2 tane araba yapmaz. Bakalım. Alayım mı arkasına? Tamam. Şöyle alırız. Evet arkadaşlar, diğer arkadaşlar da bir gelsin. Ondan sonra videoya devam ederiz. Buluşmamız sona erdi. Çok güzel bir buluşma oldu arkadaşlar. Herkese buradan çok çok teşekkür ediyorum. Süper bir arkadaşlık var. Süper bir muhabbet var. Bundan sonra hemen hemen her pazartesi buluşmalarda benimle olacağım inşallah. Bayağı bir zevkli geçti. Sizi biraz gece gezdireyim arkadaşlar.
Arkadaşlar çok güzel bir gece oldu dediğim gibi. Tüm arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu artık yavaş yavaş burada bitirelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese de çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.